sevgili seyirciler, iyi fikire hoş geldiniz. Haftanın son iş günündeyiz. Cuma günü geldi. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Hayırlı cumalar. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Türk Halk Mutfağı araştırmacısı çok hoş bir hanımefendi Hülya Erol stüdyomuza konuk olmuştu ve onun aslında geçmişte romatoid artrit denilen o iltihaplı romatizma hastalığına yakalandığını öğrenmiştik. Ama dedi ki ben yaptığım tariflerle ve tabii ki ilaçlarımı da alarak ama sağlıklı, güçlü beslenerek, doğal beslenerek kendimi çok kısa sürede yeniden ayağa kaldırdım dedi. İşte o esnada da ne yaptı diye siz çok merak ettiniz. Biz de Hülya Hanım'a dedik ki ne olur gelin. İşte o esnada yaptığınız tarifler neydi, kendinizi nasıl beslediniz, nasıl güçlendirdiniz bunu bize anlatın dedik. O da sağ olsun bizi kırmadı. Bakın şimdi Hülya Hanım'la ne konuşacağız? Anadolu'yu köy köy gezerek unutulmaya yüz tutmuş tarifleri gün yüzüne çıkarırken aniden yakalandığı hastalıkla yatağa düştü. Türk Halk Mutfağı araştırmacısı Hülya Erol hastalığı yenmek için ne yedi ne içti. Pudret narı, sarımsak, haşlama, çörek otu kavurması, kırmızı pancar salatası ve daha birçok şifalı tarifleriyle stüdyomuzda. Hülya Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Her ederim. Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Siz de öyle. Sağ olun, sağ olun. Eksik olmayın. Siz geleneksel usullerle beslendiğinizi o gün söylediniz ama özellikle hastalık döneminde ne yaptığınızı daha da detaylandırmak istedik. Evet. Ve bugün sevgili seyircilerimize siz bir takım tarifler vereceksiniz. Hı hı. Evde kolaylıkla yapılabilen doğal tarifler. Evet. Yani bunlar bana yine Ayurveda uzmanı tıp biliminin dışında doğal sebzelerden, meyvelerden yapılan ilaç kürleri diyeyim ben. Doktorumun verdiği ilaçları kullanarak özellikle bunu rica ediyorum. Bana da bir sürü soru geldi. Asla doktorum ne dediyse onu yaptım ama onun yanında da bu ilaçları kullandım. Gerçekten önce inançlı olması lazım. İnsanın ben iyi olacağım. Allah'ım derdi verdiyse dermanını da mutlaka vermiştir. Bakarıyoruz ama biz göremiyoruz insanoğlu olarak. Bunları inanarak yaptım. Eşim, dostum bana yaptılar, gönderdiler. Ben de iyi olup ayağa kalktığım zaman insanlarla bunu paylaşacağım dedim. Tabii. Onun için bizim Anadolu'da derler ki eşekten düşenin halini ancak eşekten düşen bilir çok diye. Doğru. Gerçekten çok ızdıraplı bir hastalık. Yani evde eğer bir romatoid artrit hastanız varsa eş olarak kocasının çok yardımcı olması lazım. Çocuklarının, ablalarının, eltilerinin, görümcelerin. Çünkü bu hastalık öyle ki sanki rol yapıyormuş gibi. Sabah tutulmalarımız var olur bizim. Bir saate yakın açılamayız. Öğleye doğru iyi oluruz. Akşamüstü yine tutuluruz. Rol yapmıyor. İnanın. Tabii. Bizim yan dernek kuruluşlarımız var. Üniversitede ilk gelip tanısı koyan hastalara biz eski yaşamış olanlar anlatıyoruz onlara, eşlerine. Böyle bir terapi gibi grubumuz var. Bunlar da inşallah medet umanlar, şifayı yürekten isteyenlere ulaşsın istiyoruz. Evet. Ben Allah size teşekkür ederim. Herkese şifa versin cuma günü. Aynen. Bunu dile getirelim. Tabii hasta bakanlara da kuvvet versin Gerçekten. Diyelim. Ve hemen ilk tarifimizle başlıyoruz değil mi Hülya Hanımcığım? Evet. İlk tarifimiz sarımsak haşlama. Evet, yani benim eşim Kastamonu'ludur. Kastamonu'nun her şeyi çok çok güzeldir de Taşköprü ilçesinin meşhur sarımsağı. Yarım kilo sarımsağımız, ölçülerimizi biz veriyoruz şeyde. Yarım kilo sarımsağımızı diş sarımsak olarak soyduk. Şimdi haşlama aşamasında buharda haşlıyoruz hanımlar. Buhar tencereniz varsa onda, yoksa bizim eski süzgeçli de olur. İlle böyle olması şart değil. Suya değmeden buharda şöyle bir bakacağım. Birazcık daha haşlanması lazım. Bu burada haşlanırken... Yalnız haşlarken altına şöyle süzgeçli bir, bu kendinden mi, kevgir mi, nedir bu? Bu süzgeç. Süzgeç, evet. Bunun suyu azalmış, biraz su ilave tamam. etmemiz gerekir. Kaynamış ketilde suyumuz vardı tamam. ısıtıcımızda. Su değmeyecek, buharda haşlayacağız hanımlar. Bunlara çok dikkat edelim.
Ne kadar koyacağız? Ben hallederim. Teşekkür ederim. Birazcık koyalım. Şu kadar, şu kadar bayağı. Birazcık daha, biraz daha. Tamam. Tamam. Bakın yani suyunu kontrol ediyoruz. Asla suya değmeyecek sarımsaklar. Tamam. Kapağını tekrar kapatıyoruz. O orada haşlanırken birazcık daha yumuşaması lazım. Tam kıvama geldiğini nasıl anlıyorsunuz? Bakacağım, onu göstereceğim ben. Ha, yani tamam. Tahta kaşıkla şöyle yapacağım. Ezilmeye başladığı zaman zaten onu bu şey içinde ezip kavanoza koyacağız. Dolaba kaldıracağız. Bu her uzun sabah süreli tüketim için bu kadar bol bol mu yaptın? Bu yarım kiloyu 15 günde yutacaksınız. Yani ben bunu 3 sene aralıksız olarak kullandım ve benim değerlerim de düştü. Bazı doktorlarım dedi ki psikolojik olabilir dedi ama ilacını bırakma dedi. İlacımı bırakmadım, bunlara sadece güvenmedim. İlacımla beraber gerçekten ben bu hastalıkta canlı örneğim, efsaneyim. Evet. Yani hatırlatır mısınız değil, ne kadar sürede kendinizi toparladığınızı? Vallahi ben 2 sene falan şey yaptım ama 1 sene evin içinde, 3 sene evin içinde. Hı hı. 17 senesi de yavaş yavaş toplum içine çıktım. Hı hı. Elhamdülillah şimdi canavar gibiyim. Aman maşallah, maşallah. Allah'ın peki beklenti iyi neydi? Beklenti aslında çok daha çok, uzun süreli tabii. Ve aslında yatakta geçireceğiniz bir dönem. Çarşaf değdiği zaman kuşlar gibi bağırıyordum. Beyin çalışıyor. Çünkü romatit artrit ilaçları, bunu kullananlar bilir, çok ağır bir tedavi süreci. Ve çok ciddi ilaçlar kullanıyoruz. 3 tane ilacımız var. İlaç ismi vermiyoruz. Doktorunuz size karar veriyor onu. Onu kullandığımız zaman bir tane bana doktorum dedi ki kanser değilsin ama seni kanser ilacıyla tedavi edeceğiz. İngiltere'ye de gitti sonuçlarım, Amerika'ya da gitti. Bütün doktorlar dediler ki senin buraya gelmene gerek yok. Doktorların çok iyi doz kullanmışlar, kal orada tedavi. Çünkü Amerika'da yurt dışında tedaviler çok çok pahalı. Yine ne varsa bizim güzel memleketimizde kendi doktorlarımız da var. Atatürk demiş ya, beni Türk doktorlarına emanet ediniz diye. Evet, hepsine buradan şükran sunuyorum. Çünkü bir tıp adamı kolay yetişmiyor. Tabii ki. Lütfen doktorlarımızın kıymetini bilelim. Onların verdiği dozla ben bir de bu doğanın bana getirdiği şifayla. Allah demiş ki mevsimin değin. Bir de ben hocaya bir şey soracağım ne olur Pelin Hanım. Hı. Bunun üstünde bir soralım. Şimdi biz Kur'an'da var, dinimizde var diyoruz ama ben tam anlatamayacağım bunu. Bazı üyelerim nerede yazıyor diye böyle bir şey sormuş akşam. Çok üzüldüm. Çörek otundan bahsediyoruz. Çörek otunu bir soralım hocamıza, bizi aydınlatsın. Tabii. Peygamberimizin şöyle buyurduğu hadisi söylenir. Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki çörek otunda onun için bir deva bulunmasın diye. Dolayısıyla hadisi şerifte geçen bir besindir çörek otu. Zeytin, incir. Zaten hepimiz Hülya Hanım ne yaptı ne etti diye merak ediyoruz. Zaten ilaçlarını da bırakmamış. Asla. Dolayısıyla ne uyguladıysa sağ olsun. Aynen. Bize burada anlatıyor. Gönlünüzden geçer. Size de şifa olacağına inanırsınız. Siz de uygularsınız. İnşallah iyi gelir. Ama tabii aklınıza yatmıyorsa da. Tabii. Yani işin bir de psikolojik boyutu var biliyorsunuz. Tabii. Aklınıza yatmadıysa siz bildiğiniz yolda yürüyün diyelim. Sarımsaklarımız. Dediniz ki bu verdiğim ölçüyü 15 günde bitireceksiniz. Evet. Peki nasıl tüketeceğiz onu? Sabah aç karnına ben de çok küçük bir çadır ekmeği. Ben beyaz unu kaldırdım hayatımdan. Yani beyaz un, ekmek hiç yemiyorum. Evimde mümkün olduğu kadar Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinden Siyez buğdayından un getirtiyorum. Değirmende yapılmış. Onu kullanıyorum. Allah'ım herkese nasip etsin bunları kullanmayı. O ayrı bir mevzu. Ülkemiz aslında tahıl ambarıydı. Onları es geçiyorum. Kavlıca var bir şimdi de. Şimdi yeniden doğal beslenmeye. İnşallah. Evet. İnşallah. Da geri ata tohumlarımıza lütfen sahip çıkın. O bez torbalarda anneannelerimizin, babaannelerimizin sakladığı o kadar kıymetli ki o domates tohumları, biber tohumları. Ne varsa şifa onlar da var. Siz bu sarımsakları aç karnına mı yuttunuz? Aç karnına. Bir çok az böyle bir kaşık. Bir tatlı kaşığı.
Ha, bu o kadar böyle tatlı kaşına gelecek kadar tabii, mı yumuşayacak? Tabii. Yani böyle hafif şey olacak, püre gibi değil. Hı-hı. Parçalı olsun. Biz zaten doktor, canlı yayında o kıvama geldiği zaman göstereceğiz sizlere. Tabii. Nasıl muhafaza etmeniz gerektiğini tabii de göstereceğiz. Şimdi ve ne kadar tüketeceğinizi de. Kavanozu koyduk. Onu göz kararı ben 15 günde bitiriyordum. Hı-hı. Artık insanlar onu ayarlayacaklar. Evet. Gram olarak yok. Eskiler de zaten antibiyotik gibi görmüşler. Neredeyse sarımsağı. Yani o kadar bu bitmeden, son günüm bitmeden ben tekrar hazırlatıyordum bunu. Hı-hı. Devamlı 3 sene ama anca bana 3 ay sonra değerlerimde değişme görüldü, rahatlama görüldü. Hemen 2 gün kullanıyoruz, ay bana iyi gelmedi deyip bırakıyorlar. Hı-hı. Hayır, devamlı kullanacaklar. Çörek otuna geçelim. Çörek otumuzu... Siz çörek otu kavurma yapmışsınız kendinize. Evet, evet. O dönemde. Evet. Bunu bana dostlarım yaptı, gönderdi. Çörek otunu doğada kendileri toplamışlar. Hı-hı. Hatay tarafından bir teyzemiz sağ olsun. Yıkadım dedi. Hafif kavurdu, çok fazla değil. Hı. O nemini de almak için. Sonra taş dibekte dövmüşler onlar. Tabii bizim burada imkanımız yok. Biz daha önce bunu hallettik. Hı hı. Kavurduk. Çörek otunu yıkayıp kurutmuş. Hı hı. Ondan sonra kavurmuş. İçine bal, evet, zerdeçal, evet, zencefil karıştırıp onu yutmuş sevgili seyirciler. Bunu da yapalım mı beraber? Bence yapalım. Hı hı. Şimdi bunu dövdüğümüz 100 gram çörek otumuzu tahta kaşık kullanıyoruz. Çok önemli bunlarda. Bir çay kaşığı tarçın, zerdeçal, hepsi bir kaşık. Zencefil. Burada karabiberimiz, özellikle zencefil ve zerdeçal kullandığınız zaman bizim önemli unutmamamız gereken karabiberi kullanmamız gerekiyormuş. Bu da onun bize vücudumuza değerini, faydasını artırıyormuş hanımlar. Karanfil unu. Ondan sonra şurada taze havlucanımız ve zencefilimiz vardı. Bunu da rendeleyeceğim şimdi. Mümkün olduğu kadar artık Türkiye'mizde her şey var hanımlar. Yaşını alıp kullanın. Kurusunu pek tavsiye etmedi doktorlar bana. Şükürler olsun artık Türkiye'mizde istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Mis gibi koktu. Havlucanı da. Eski anneannelerimiz bunları daha çok kullanırlardı Pelin Hanım. Şimdi baharat az kullanılıyor bizim mutfağımızda. Çok doğru. Ve her evin bir baharat kavanozu olurdu. Hmm. Yani her zaman aynı şeyleri almak yerine o ailenin neyi seviyor? Özel baharatları. Mesela bizim Konya'da kimyonumuz çok şeydir. Meşhurdur Konya kimyonu ve çok kullanılır. Tarhunumuz çok kullanılır. Hepsinden hanımlar böyle çeşni diye alınıyor ya. Bırakın ya, kendi çeşninizi kendiniz hazırlayın. Toprağımızda her şey yetişiyor. Kurutun sevdiğiniz bütün çeşnileri. Toz, karabiber, kimyon, tarhun, nane hepsini bir kavanoza koyun. O sizin ailenizin çeşnisi olsun ve inanın çok şifa bulursunuz. Üstelik bir çocuğu küçük yaşlardan itibaren hangi tatları alıştırırsanız büyüdüğünde de onu tüketiyor. Evet. Biz maalesef bunları unuttuğumuz için zaman içerisinde, yani nesilden nesile, evet, işte baharat kullanımı azalmış, azalmış maalesef. Ve şimdi bizim çoluk çocuk da baharatlı olduğu zaman falan yapabiliyor. Halbuki ne kadar faydalı doğalını kullandığımız. Yani ve inanın bunların o kadar büyük faydaları var ki, doktorlar yeteri kadar bilgiyi veriyor. Ben onlara girmeyeyim, tıp adamları versin onu. Ama ben bunların gerçekten insan bağışıklık sistemine ve vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasında son derece yardımcı olan besinler olduğuna inanıyorum. Doğru. Balımız. Hangi balı kullandınız? Hangi balı tükettiniz? Süzme bal. Hmm. Çiçek balı mı o? Benim bala bana Muğla'dan, Beçin'den geliyor. Oo. Çok özel. Buradan üreticimize de Allah kolaylık versin. Dürüst ve çok sağlıklı üretiyor. Hastalar için yapıyor bunu. Gönül rahatlığıyla kullanıyoruz. Balda da sahtekarlık yapan çok. Doğalını gerçek balı üretenlerden alın ve tüketin. Evet. İşte o zaman hakikaten şifasını bulursunuz diye düşünüyorum. Evet. Yani bizde de kabahat var. Emeğe
çok hafife alıyoruz. Emeğe biz değer verirsek, o insanları biz alarak desteklersek, hı hı, o insanlar da bize doğal ürünleri getirirler. Ve devlet sahtecilik yapanlara çok ağır cezalar versin, kimse yeltenemesin. Evet. O da öyle. Bakın, bu simsiyah oluyor. Ama ben şimdi bundan bir çay kaşığı yuteceğim. Her gün bir çay kaşığı mı yuttunuz? Evet. Hiç... Ne zaman, kahvaltıda mı? Evet. Benim artık kalktığım zaman bunlar bütün şeylerimdir. Aynı, bakın hazırladım sizin gözünüzün önünde, hepsini koydum. Şöyle bir alıyorum. Sabah aldığım için tam doldurmadım. Hala ve hala değil mi? Yani bunu her gün muhakkak tüketiyorsunuz. Güzel. Harika bir şey. Maşallah, evet evet. Gerçekten bunu hasta olmadan yapın, yiyin. Hasta olduktan sonra daha zor oluyor. Mümkün olduğu kadar, şimdi tam kış mevsimine girdik. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir karışım bu. Belli bir yaşın üzerindeki çocuklara da, tabii ki küçüklere demiyoruz, bebeklere falan demiyoruz ama belli bir yaşın üzerindeki çocukların da okulda hastalık kapmaması için. Ben torunuma yuvada başladım. Bunun yarısını az aza. Şimdi Allah'a çok şükür antibiyotik hiç kullanmadım diyebilirim, 14 yaşında torunum. Yani ne varsa doğada var. Hı. Yeter ki biz bilelim. Evet. Bu arada çörek otu ile ilgili, hani dediniz ya, hocamızdan hadisle ilgili, hı hı, bilgileri alabiliriz diye. Onun haricinde de yaraları iyileştirici özelliğinden bahsederler. Bağırsak parazitleri, sindirim sistemi ile ilgili rahatlama, kabızlığı gidermeye yardımcı, burun tıkanıklığını giderir. Bronşit ve öksürüğe de iyi geliyor. Özellikle kış aylarında nezle grip konusunda da etkili olduğunu biliyoruz. Belirli dedi ya, kış geldi işte, evet, tüketelim diye. Belirli bir yaş grubundan sonra babalarımıza, erkek kardeşlerimize özellikle çörek otu tavsiye ediliyor. Prostattaki sorunları, doğal çözümü yine bunda. Yani, eklem ağrıları, artrit ve romatizma. Harika. Evet. Diyorum, çörek otu diye küçümsüyoruz. Anadolu'da yoğurdun üstüne ürün deriz biz, nazar değmesin diye. Bakraçlarla konu komşuya gönderirken şöyle annelerimiz atardı. Hem bir lezzet verirdi, hem ben görüntüsüne hayranım onun. Aha. Ve nazar olmasın diye nuska şeklinde bir şey, iğdenin şey. Bunlar o kadar doğru şeylermiş ki. Bir şey bilmişler. Öğrenmek istiyorsak biz atalarımıza bakalım, annelerimize bakalım, anneannelerimize, babaannelerimize. İnanın şifa burada. Ne güzel. Kudret narına geçelim mi? Ben kitabınızda da gördüm. Hazır alma, kendin yap. Buzluktaydı. Geleneksel usullerle ev yapımı lezzetler. Evet. Bu kitabın içinde yer alan bir tarifti yine. Bakalım sayfasına da. Evet. Kudret narı. Evet. Onu da. Ballı. Kudret narını zeytinyağı veya balla hazırlayabilirsiniz. Her ikisi de şifa kaynağı olacaktır. Evet. Zeytinyağı ile hazırlanan kudret narının tadı çok ağır olduğu için içemeyenler balla hazırlayabilirler diyoruz. Ve bakalım nasıl hazırlamış Hülya Hanımcığım. Evet. Şimdi kudret narımız, bu benim dikilide, bahçemde doğal ürünlerden, yani doğal tohumdan yetiştirdiğim bu senenin kudret narı buraya nasip oldu. Buzlukta sakladım bunu. Bu da hani demiştim ya, iyi olan, bana iyi gelen şeyler. Hı hı. Hazırlayacağım mayasını, isteyenlere bu mayadan dağıtıyorum. Ama yani İstanbul dışındaysa koli yapmıyorum, kargo yapmıyorum. Şöyle bir şey oldu. Onda da üzüldüğüm için bir yemin ettim. Hı. Onun için burada eşi dostu olan varsa gelsinler. Benim evde olmam şart değil. Güvenliğe bunu bırakırım, sitemizden alabilirler. Mayasını veririm. Üstüne de hangi miktarda yağ veya bala karıştırmaları gerektiğini söylerim. Şimdi bunu, bu buzlu olduğu için, eyvah açılmıyor. Oldu. Hani tohumunu dağıtın, hı hı, dedim ya, bunun tohumunu da size bırakacağım ben. Aa, teşekkür ederim. Aha, izleyicilerimize verirsiniz. Ha, ben de bırakacağız evi bize. Size bırakacağım. Tamam canım, gönlünüzden verelim tabii ki. Hayır, bizlere, bize olur. Ya size ben bunu da veririm, isteyin yani, ne olacak? Tamam. Bunun ben bulgurlu yemeğini de yapıyorum. Ha. Bunun dolması hiç da yapılıyor. Hiç fikrim yok, biliyor musunuz?
Ve o kadar güzel oluyor ki bunun bulgurlu yemeği, acılı falan. Harika. E bıktım bunu böyle çiğ yemek, salata yemek. Bunun tadı neye benziyor? Acı kavun, acı salatalık. Kavunu musun? Ama bu dünyada biliyorsunuz kullanılıyor, sebze olarak kullanılıyor. İsmi bile güzel. Evet. Kudret narı. Evet. Var bir şey yani. Bilmişler de koymuşlar. Evet. Şimdi bunları... Asla bıçak kullanmıyorum veya tahta bıçak kullanacaksınız. Yani siz metal değsin istemiyorsunuz. Aynen. Önce zeytinyağımı alıyorum. Şurada mı hazırlayayım? Ben yardım edeyim ister misiniz? Ay çok sevinirim. Geleyim o zaman. Gel desenize. Evet. Ne kadar koyuyoruz? Şimdi yok, onun içine atacağım ben bunu. Ha, bunun içine atacaksınız. Evet. Oo, peki. Şimdi iki tane görüş var bu hususta. Kimisi bunu sızma zeytinyağının içine dolduruyoruz. Bu kavanoza iki tane kudret narı yeterli. Büyüğe ben üç tane koyuyorum bir kiloluğa. Yarım kiloluğa ona bir buçuk iki büyüklüğüne göre. Bunu doğradıktan sonra bu eski o mayadan açıp... ilave edeceğim ben. Aha, bunu açabilir yağlı. Misiniz? Şunu mu açalım? Bu da ballı olanı. Balın içine de atıyorum. Elimle. Zamanla bu bakın böyle şey yapıyor. Özünü bırakıyor. Özünü bırakıyor. Marmalet gibi oluyor. Ben o kadar çok ızdırap çektim ki şimdi bazıları diyorlar ki ay çok acı içemiyoruz Hülya Hanım. E kardeşim ben o acıyı çekmektense bunu yutarım. Kesinlikle insan şifa olacağını bildikten aynen. Sonra zehir olsa içer. Aynen. Yeter ki iyileşeyim der. Bunun biliyorsunuz oraya da yazmıştık. Ekzama, sivilce ve yanağa çok iyi geliyor. Yanağı duymuştum. Evet. Ama egzama sivilceyi bilmiyorum. Ay, yok. Ne yapıyorsunuz? Yanağın üzerine mi sürüyorsunuz? Zeytinyağlıyı öyle kullanıyoruz. Hı. İçebiliyoruz da. Güneşte mi saklanacak, karanlıkta mı? Ben karanlıkta beklemesinden taraftarıyım. Hı. Çünkü sızma zeytinyağı güneşte değer, kalitesi bozuluyor. Hı hı. Neden güneşte bekletiyoruz? Sızma zeytinyağına koyduğumuzu dolapta saklayalım, karanlık ortamda. Balı da öyle. Hı hı. Şimdi bir de kantaron mevsiminde kantaron yapacağım. Sarı kantaron. Evet. Bir de o şifadır. Evet, hep derler. Bu kırmızısını lütfen içine atın. Bunun tadına bakmak ister misiniz? Olur. Çok güzeldir. Yani şunu versem size, ellerim temiz. Şu kaşığın içine mi koysam? Olur. Veya? Küçük bir kaşık. O kadar değişik bir tadı var ki Pelin Hanım. İşte şifa bu. Şimdi ben bunun nesini yiyemiş oluyorum? Çekirdeği yok. Onun şu kabuğunun üstündeki kırmızıyı yiyorsunuz. Çekirdeği var mı? Çıkartabilirsiniz var. Onu. Yani öyle bunun nesi yenmeyecek bir şeysi yok ki bunun. Ama bu acı. Öyle mi? Ama tatlı. Şu verdiğiniz acı değil ama. O çok güzel bir şey. Şimdi böyle iki tane de görüş var. Bu çekirdeğini atmıyoruz. Atmayın, o tohum. Bu tohum. Bazen beyaz çekirdekleri oluyor. Doktorum dedi ki onu da ye dedi. Neyse bana. Artık bunu ben yedim. Bu tohum benim olsun. Tamam. 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 Şimdi. Bunu ne yapacağım peki ben bu tohumu onu, nasıl yetiştireceğim? Nisan'da Mart'ın sonunda derin bir saksıya balkona ekin. Güneş böyle saran bir yer olsun. O kendi kendine yetişiyor. Bir tanecik yetecek mi? İki tane, üç tane veririz, getiririz. Arkası var. Yeter ki siz yetiştirmek isteyin. Tamam. O Mart'a, Nisan'a kadar nerede kalacak, duracak? Onu peçetenin içinde, bir küçük tülbent parçasının içinde saklayabiliriz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Şimdi ben bunun bir kase alacaktım, tamam. Şu kaseden. Şu olur mu? Evet. Evet. Elimi ıslak. Ay laboratuvar ortamı gibi oldu ha. Evet. Şunu da alayım. Şimdi kudret narının yaprakları da şeker hastalığına birebir. Kudret narını yetiştirdiğiniz zaman taze iken taze şeklinde ben salatalarıma kullanıyorum. Ailede şeker hastalığı olduğu için ben torunumun devamlı gözetim altında korkuyorum. Öyle besliyorum. Salatalarına ve kurusunu da çay olarak içmelerini tavsiye ediyorum. Şeker hastasıysanız kudret narının çok zarif, ince
O kadar güzeldir ki bunun yaprağı. Arada ben sarmanın içine falan sararım bunu. Çok güzeldir. Seyretmesi de çok güzel bunu. Kurutup çay olarak içebilirsiniz. Tazeyken salatanın üstüne doğrayabilirsiniz. Ben erişte yaparken sebzeli erişte yaparım. Ispanak, roka, evde, bahçede ne varsa bunu da doğruyorum. Keşke komşu olsaydık sizle. Gel alalım sana bir yer. Nerede sizin ev? Ben Dikili'deyim. Aa, Dikili'deyim, doğru. Alalım hayatım, veya acı badem alayım seni, gel. Gelir de Hülya ablacığım, bugün menüde ne var? Ramazan'da evim çok bereketli olur benim. Ha. Canlı yayın yapıyorum ya akşamlara iftara. Aa, güzel. O çok güzel oluyor şeyler. Şimdi bu maya olarak yaptığım, bunun içinde en aşağı 10-12 tane kudret narı var. Yazın olanları bu şekilde maya yaptım. Şimdi bir tane daha balın şeyin içine, iki tane şeyimiz oldu, kudret narı. Bu balın içine biraz bu yağlı olacak ama mecburum. Ballıyı getiremedim. Bunu da bunu. İnşallah burada ihtiyacı olan, acil şifaya ihtiyacı olan insanlara gitsin bu İnşallah. Yaptıklarımız. Şöyle karıştırıyoruz bunu. Neleri içmiyoruz ki? Hı hı. Hiç olmazsa bunları doğal içelim. Kudret narı çok meyve veriyor mu? Çok. Gelen geçen zaten benim önümde. Bahçede de çok yetiştirdiğim için manzarası da çok güzel. Hep veriyoruz. Çok veriyor. Verimli bir bitki. Çok merak ettim. Bir dahakine fotoğraf verebilir miyiz ekrana? Ay, hep bahsediyorsunuz. Işıl'a söylerim tabii. Evet. Gönderir. Canlansın evet. İstedim. Şimdi onun finalleri var. O bir dahaki yayınımızda söyleyeyim. O biliyor, ben bilmiyorum. Yani internette yayın yapıyorum ama kızım ayarlıyor onu. Dediğimiz gibi Fatma Hanım'ımızın eliyle, niyetimizle bütün Allah şifalarını versin. Kullanılacak Amin. İnsanlara da Amin. Acil hayırlı şifalar versin. Amin. Siz vesile oldunuz. Bana da Allah nasip etti. Güzel şey yaratırsak biz, yani bizim tarafımızdan konuşuyoruz. Evet. Ne güzel. Evet. Vaktimizi güzel dolduralım istiyorum. O yüzden biraz hızlanmamız gerekiyor evet, herhalde. Çünkü evet, reklamdan evet. önce kırmızı pancar salatası, erişte ve tatar böreği kesmeyi de göstereceksin. O zaman kırmızı pancar salatası hemen yapalım. Hemen yapalım. Hazır zaten her şeyimiz. Ay, şu kaybolmasın, ödüm koptu şimdi. O kadar güzel bahsettiniz ki. Şu benim miniyi nereye koysam acaba? Reklam arasında gitmesin. Şurada sarayım. Ver buraya. Ha? Hemen tedbirimizi alalım. Tamam. Aslı, alsana yavrum. Şimdi malzemelerimizi siz okursanız Pelin Hanım. Hemen okuyorum. Malzemelerimizi sevgili seyirciler. Kırmızı pancar salatası Hülya Erol'dan. Efendim neler var? Görelim, ekrana gelsin. Evet. Gelecek. Ha. 2 adet orta boy kırmızı pancar, 2 adet ayva, 1 evet. çay bardağı kısırlık bulgur. Ay, kısır da ne seviyorum. 1 çay bardağı kısırlık bulgur, 1 adet nar, sumak, zeytinyağı, maydanoz, dereotu, taze soğan, portakal ve limon suyu, hardal. Sosunda. Vay, hardal. Evet. Evet, şimdi daha yayından önce biz ayvayı, pancarı rendeledik. Yarım çay bardağı şey var, düğümüz var, simit. Hı hı. Bunun suyu mu bitti? Koku geliyor. Maşallah, odağımız da çok iyi. Birazcık daha su ilave edelim mi? Boğacak var ya, boğacak. Ama çok iyi yanıyor. Ya bizim bununla çok maceralarımız oldu. Aa, vallahi yok, çok iyi yanıyor. Bu anladı yanıyor. Ki gidecek. Çünkü bir iki kere bizi üzdü. Bak şimdi iyi çalışmaya başladı. Korkutmuşsunuz. Korkuttuk onu. O istediğimiz kıvama hala gelmedi mi bu? Epeydir çünkü kaynıyor. Bakayım. Aa, yok. Hayır. Ha, iyi. Gelmiş. Birazcık daha. Biz bunları birazcık yapana daha. Kadar en son bunu yapalım. Biraz daha açayım mı ben onun altını? Yok. Su gelirse bütün özelliği gider. Öyle kalsın. Peki. Yetiştiririz onu biz. Peki. Şimdi hepsini rendelediğimiz evet pancarı. Ay, şunun güzelliğine bakın ya.
Bunu niye haşlayıp turşu yapıyorsunuz hanımlar? Çocuklarınızı sıkın. Ama o turşusu da muhteşem oluyor. O çok güzel oldu. Onu babalar yesin ama çocuklarımıza bunu yedirdim. İşte haşlısı olarak bu da çok güzel. Bu da ayvamız. Evet. Soğanımızı koyalım. Şimdi Kocaeli'ne buradan bir selam göndereyim. Tülay Hanım bahçesinde çok meraklı bir hanımefendi. Dikili'de komşum ama Kocaeli'nde oturuyor. Çok da hamarattır. Her annemi Türk kadını gibi. Böyle bu salata tiplerini o kadar güzel yapıyor ki. Ben gelsin sıkıldım. O da bir gün. Vallahi davet edelim gelsin. Evet. Diyorum ki Tülay Hanım ne olur ben sıkıştım bana yeni tarifler ver diyorum. Ha. Hocam diyor bana ne şey yapma ama hakikaten Amasyalı bir hanım. Eli ve lezzeti çok farklı bazı kadınların. Onun sıkça yaptığı ve Dikili'de bu sene bizim en popüler salatamızdı. Ayva çok, yeşillik çok, narımız çok. Sık sık hanımlar yemeği kaldırdık pasta böreği. Günlerde biz artık salata, patates salatası. Bu tip salatalar yapıyoruz ve gayet de sağlıklıyız. Yeşili bol. Evet. Bakın. Yani benim amacım diyet değil, sağlıklı beslenme. Tabii canım. Vücuttaki. Çünkü diyet rejime girdi mi iş psikolojik olarak insanın dengesi bozuluyor. Vücudunuzu iyi dinleyin. Mevsiminde yetişen sebze ve meyveleri yiyin, sağlıklı kalın. Evet. Bizim ilk verdiğimiz o iki tarifte yani şu anda hala haşlanmakta olan sarımsaklar ve çörek otu kavurma sizin özellikle o dönem her gün tükettiğiniz. Aynen. Bu peki Kudret Narı keza öyle yani. Aynen. Üç tane tarif öyleydi. Evet. Bu kırmızı pancar salatası da tabii pancara rengini veren pigment posası suyu hepsi ayrı ayrı şifa. O yüzden tercih ettiğimiz bir tarif oldu. C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral bağışıklığı güçlendiriyor. Kan basıncını da dengeliyor. Aynen. Öyle düşünelim. Kırmızı pancara kırmızı pancarı ben hastalığım boyunca suyunu içtim. Havuç, kırmızı pancar, elma. Karıştırdınız mı üçünü? Karıştırdık. Birazcık da zeytinyağı. Zeytinyağı biliyorsunuz mutlaka olması lazım. Çünkü vücutta çözülmesi gereken vitaminleri onu eğer koymazsak çözülmüyor. Devamlı içtim. Şimdi artık bazı su içmekten şey yapıyorum, meyve suyu içmekten çeşitlendiriyorum. Hı-hı. Bu tip. Hani çeşitli kısırı nasıl yapabiliriz diyorlar. Bu kısır değil. Bu pancarlı ayva salatası. Kısırı birazcık tok tutsun diye şey yapıyorum. Hele buna siz bu buğdayının düğüsünü bulabilirseniz harika Hala. Oluyor. Ve bizim, sumak. Evet. Bizim Konya Seydişehir'de Bozkır tarafında, Taşkent tarafındaki sumağımız Hadim tarafında çok meşhurdur. Bu arada bütün program boyunca bu da güzel oldu. Nerenin nesi meşhur? Evet. Ben en doğalını ama en lezzetlisini arıyorum. Nerededir? Hangi ildedir? Hangi kasabadadır? İşte Hülya Erol'dan size bunların hepsinin cevabı. Taşkent'in bir yeşil üzümü vardır ki. Anlatamam. Şifa kaynağı. Seviyor da yemeği de seviyor valla. Harika. Şimdi bunu karıştıracağız. Evet. Burada portakal suyumuz var. Portakal suyu da mı katacağız? Evet. Hardal kullandığım her salataya mutlaka portakal suyu ve evde yapılmış ketçap kullanırım. Hazır kullanmam ama evde yaptım. Evde ketçap mı yapıyorsunuz? Tabii. Ben ketçabı o kadar çok severim ki. Bir gün öyle yapar mısınız bize ketçap? Ama peki benziyor mu piyasadakilere? Alası. Alası tamam. Yani hem ama mevsiminde şu anda yapmam. Hı. Ama şu anda şey yapabilirim, yazın yaptığım, bahçemde yetişmiş olan, yapmış olduğum soslarım var. Onlardan birer kavanoz getirebilirim. Ama ikinci yok, birer birer kavanoz. Evet, yaza kadar tadına bakarsınız. Ama yazın çok şey yapabiliriz. Bunu karıştırıyoruz ve işte buyurunuz salatamız. Afiyet olsun diyoruz. Rengi de harika oldu. Ya insan... Şükürler olsun bu nimetleri bize veren Allah'a. Niye tembellik yapıyoruz ki? Akşam pazarda Acıbadem'in roka, tere hepsinden ikişer tane bir salata yaptım Pelin Hanım.
İşte akşam yemeğim oydu benim. Ne güzel. Hadi geçelim o zaman erişteye. Evet, bunun tadına bakmayacak mıyız? Onun tadına reklamda bakarız. Peki o zaman, bunu da böyle koydum. Efendime söyleyeyim, şu kitapta vardı değil mi erişte? Evet. Evet, geçelim bakalım. Şimdi Anadolu'da annelerimizin, biz daha önce yayından önce bence yaptık. Bence hamuru sadece tarif edelim, sonra kesmesini gösterelim. Çünkü nasıl olsa bu işleri bilenler... Bir tane hamurum var, bunun açmasını ben gençlere göstermek istiyorum, özellikle ayırdım. Peki buyurun efendim. Şöyle diyelim, hamur ölçülerimiz aynı bizim yayınladığımız gibi. 5 yumurtadan, 5 su bardağından, 1 tatlı kaşığı tuzdan yaptığımız bir ölçüyü siz çoğaltabilirsiniz. Bu hamurdan 5 tane beze yaptık. Dinlendirdik. Özellikle erişte hamurunun çok iyi yoğrulması lazım ve dinlenmesi lazım. Ne kadar dinlenecek? Bir yarım saat en az. 1 saat falan dinlenmesi daha iyi olur. Çünkü açan insanı yormaz o zaman. Su olarak normal hepimizin evinde bulunan bir su bardağının 1/3 birini koyduk. Yarım su bardağı değil, 5 yumurta, 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve bu 3/1 su. Tamam. Ölçümüz bu. İsteyen artırabilsin. Şimdi Anadolu'da bir ev eriştesi, kirpiç çöpü gibi keseriz. Bir de bizim Seydişehir'de Tatar böreği dediğimiz yöresel bir şeyimiz var. Ama bu Anadolu'nun her yerinde var. Şekilleri farklıdır. Bazı yöreler buna hamur, yoğurtlu hamur için yapıyorlar. Üçgen kesiyorlar. Biz Seydişehir'de bunu biraz daha ince açarız. Erişte hamurundan, yufkasından ince olur. Ve kare kare keseriz. Bire bir keseriz. Erişte hamuru açılırken asla oklavaya sardırmazdı bizim büyüklerimiz. Elimizi oklava yerdik sonra. Hmm. Çok önemli. Döndere döndere hamuru, bakın kendi ekseninde döndere döndere açılacak. Ama şey için, börek için açılan yufkayı sarabiliriz. Erişte hamurunun özü burada. Bazı erişteleri yersiniz, çok lezzetli gelir. Sizin komşu Nermin Hanım yazmış. Öyle mi? Ha? Amerika'da. Ha, Amerika'dan. Canım güle güle. Hollanda'dan. Ay sesini mi duysa acaba? Çok bağlanmak istiyormuş da biz genelde öyle bağlamıyoruz. Ay, evet. Ha? Ay. Ay bir sevindirelim, bağlayın çok, bence. Çok teşekkür ederim. Bitişik komşusuydum evet, diyor. Evet. Hastalığı nedeniyle nasıl diyor, ağır durumda olduğunu diyor, yakından gördüm diyor. Evet. Çok azimlidir diyor, hayata bağlıdır evet, diyor. Ah canım. Şimdi seyrediyorum diyor, iyi fikirde burada. Beş mi saat orada? Evet. Tabii şey değil mi, sabah 5? Tabii. Aa. Saat kurdular Hollanda'da, İsviçre'de, Fransa'da, İngiltere'de, Hollanda'da olan bütün üyelerime, Kıbrıs'taki üyelerime, hepsine şifa bulanlara gönderdiğim ilaçlardan hepsine sağlık dolu günler diliyorum. Ama tabii ki onların erken uyanıp beni izlemeleri çok hoşuma gitti. Evet. Sizleri çok seviyorum. Allah sağlık versin hepinize. Sağlıklı günler. Bu arada bir seyircimiz demiş ki Ankara'da o iklimde yetişir mi Kudret Narı diye merak yetişir, etmiş. Yetişir. Bir de anneannem 100 yaşında vefat etti demiş bir seyircimiz. Hiçbir zaman metal kaşık kullanmazdı yemek yerken bile. Bütün yemeklerini, yoğurdunu toprak kaplarda yapardı. Yöresel bir kıyafeti vardı ön cebinde. Devamlı çekirdekli kuru üzümlü ceviz yerdi diyor. Onun en önemli kuru yemişiydi. Devamlı dağlardan kendi topladığı mevsimsel taze otları tüketirdi diyor. Evet. İnanın Ege'de değil, ot Anadolu'nun her yerinde yeniyor. Eriştenin hamuru da hepsi eşit olarak bu şekilde açıyorum. Aha. Yani 5 tane 5 tane bezeden ikisini büyük açtım, üçünü küçük. Üçünü erişte keseceğim, ikisini tatar böreği. Öyle hemen açar açmaz mı kesiyoruz? Hayır. Şimdi önce açmışlarımı keseceğim. Yani onu bekletir miyiz normalde? Usul öyle mi? Tabii. Ha. Yani değilse un yaparsanız un kaliteyi düşürür. Ha, kuru kuru daha bir kurumuş halde. Tepserme derler buna. Şimdi bunu şu şekilde yapıyorum. Bunu da bu şekilde yapıyorum, düzgün olsun diye.
Bıçağımız, kesme tahtımız. Şu olur mu? Evet. Şimdi evlerde erişte mevsiminde bir tane annemiz bunu keser. Hepsi aynı boy. 5-6 tane hanım kesmeye oturur. Böyle hepsinin görevi ayrıydı. İyi ki öğrenmişiz. İyi ki. İyi ki gençlere bu kültürümüzü yaşatıyoruz. Allah bize bunu nasip etti. Şimdi. İyi ki gelmişsiniz. Ha. Biz de iyi ki. İyi fikirdeyim. Instagram hesabı açmışız. Çünkü bunları da koyacağız Instagram'ımıza. Evet. İyi fikir TRT. Orada evet. Zaten zamansız. Aynı zamanda. Annem Mutfakta TV'de de YouTube'da da izleyebilirler. Ha, onu da söyleyin siz. Annem Mutfakta TV. Evet. Yani bu hastalıktan sonra benim çok istediğim bir şeydi. Kitabı herkes alıp okuyamıyor. Kitaplarım zaten 12 cilt hazır benim yayında. Şimdilik 3'ünü yayınlayabildik. 4. yolda ama insanlarla buluşmak isterim. Tabii ki. Allah'ım sağlık ver. Bilgimin sadakasını dağıtacağım. Bu memleket bana çok şey hizmet etti. Hı hı. Okudum. Okullarında okudum. Ben ne yapabilirim memleketim diye. Şükürler olsun. Bugünlerime yaptığım işten mutluyum. Zaten insan en iyi neyi biliyorsa onu yapsın ama paylaşsın mutlaka. Her şey para demek değil. İşte bu. Evet. Makarna almayın. Bakın esas şeyimiz bu. Dün programda pürühü varmış. Ben izleyemedim. Onun için konuşmuyorum ama bana geldi şeyi. Pirohi de bizim çok eski halk mutfağımızın bir... Tabii tabii Osmanlı Sarayı'nda yapılan lezzetler diye zaten verdik. Evet. Burada reklama gideceğim ama şu sarımsak... Onu yapalım. Ha, bitiyor mu? Bitiyor mu? Evet hayatım. Bir daha. O zaman tamam. Daha sonra siz gösterirsiniz şeyleri. Neleri? Kestiğimiz tatar böreğinin şeklini falan. Onları daha sonra değerlendirelim. Ha erişteyi kestik. Erişteyi kestim. Ay tatar böreği ne olacak? Bence onu da kesin. Niye göstermeyeyim? Canım öyle mi? O zaman bunu böyle koyacağız. Bunu böyle koyacağız. Soğuduktan sonra buzdolabına koyacağız. Peki ben bunları böyle ezeyim mi içinde? Evet, içinde ezebilirsiniz. Çünkü kaşıkla diyor her gün diyor bir tatlı kaşığı kadar yuttum diyor. O yüzden böyle içine koyuyoruz. Evet. Ağzına kadar mı dolduruyoruz? Aldığı kadar. Yani ne olduysa kapatacağım. Soğuduktan sonra kapatıp buzdolabına. Normal buzdolabına. Evet, buzdolabında. 15 günde yani bu verilen ölçüyü 15 günde bitireceksiniz. Ondan sonra bir daha yenisini yapacaksınız. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bu tatar böreğinin hamurunu. Tatar böreğinin hamuru daha ince. Şimdi bizim ortaokul grubu, lise grubu arkadaşlar bugün herhalde toplanıyorlar, bizi izliyorlar. Kızlar yapamadın demeyin, vallahi ben öğrendiğim gibi yaptım. Derler mi canım bari? Çünkü bizim bu gerçekten çok özel bir... Ani misafir falan geldiği zaman yüz ağartan bir şeyimizdir, lezzetimizdir. Biz pazarlamayı bilmiyoruz. İtalyanların pizza şeyi makarnası değil. Ne varsa Anadolu'da var hanımlar bakın. Çok onu istediğiniz oldu. Gibi yapın. Evet. Eriştemizde yumurtalı şifa olsun. Oh. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Sevgili seyirciler, Hülya Erol'un yapmış olduğu bu tarifleri Instagram hesabımıza koyacağız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde yeniden ağırlamayı çok arzu ederiz.